Ha, geldin Artin. Suyunuzu sıktı bu baret sizin. Tam 30 sene. İşi bitti miydi? Haydin sokağa. İşler iyi değildi. Baret ne yapsın? Ödedi tazminatımızı. Evin altını atölye yapacağım. Hem senin yanında olurum. Ha şu boynumu ovaydım biraz. Ah. Kemo giysiden siparişlerim var. Bodrum'u hemen hazır edeceğim. Ha, dur, senin ilacını da hazır edeyim. Artistlerin ışığını yapmaktan yapamam ışındır bu Tamam, yaptık işte, ışığımızı. bak oldu. Ha? Ah, bugün yine kaç kere madama gitmişimdir. Artık iyice huysuz oldu. Bir etek bile bitirememişimdir doğru dürüst. Çıngır da çıngır. Artin emekli oldu artık. Kendi bakar madamasına. Sen de kurtulursun. Burama gelmiştir. Bir taraftan da bu ayağımın dibinde. Hadi sana da gün doğdu. Artin amcan hep evdedir. Sen de çıkmazsın oradan. Zaten bütün gün onun başında. Allah razı olsun madamdan. Hadi elin durmaz mı senin kör boğazlı? Madama can yoldaşı olurlar be, fena mı? Bunda asıl azıcık bizi rahat etsek. Siz dadı ararsınız çocuklarınıza. Gülizar ellerine doğdu onlara. Oğlana benzer mi o? He? Hadi al dayı. Seni gavurun yanaşması seni. Artın amca bak bu yarım kalmış. Bitireceğiz kızım. Kalır mı işi? Artın amca Allah da bizi böyle mi yapar? Yani senin mankenleri yaptığın gibi. Allah biraz daha fazla özeniyordur kullarına. Amca Allah bizi yarattıktan sonra mı ayırır? O ne demek o? Yani bizi Müslüman ve gavur yapıyor. Hay ağzını öpeyim çocuk. Nereden bulursun bu lafları? Sonra mı ayırır Adin amca? Dinle bak. Dünyada birçok değişik din vardır. Bakkal yani'nin dini. Benim dinim. Babanınki. Köşede eskici Moiz var ya onunki. Çinliler. Hintliler. Herkesin dini ayrı ayrıdır. Yani Allah'larını kendileri mi seçer insanlar? Allah'larını değil be kızım. Dinlerini seçerler. Din Allah değil mi? Allah başka. Allah bir tanedir. Dinler çeşit çeşit. Dinleri ne olursa olsun tüm insanlar Allah'ın kuludur. Ben ne zaman seçeceğim dinimi? Sen Müslümansın ya evladım. Ama bana kimse sormadı ki. Belki ben o Hinlilerin, Cinlilerin dinini isterim. Kız sende bu akıl varken sen her şeyin en iyisini yaparsın. İçin temiz oldukça, başkalarına zarar vermedikçe hangi dini seçersen seç. Artin! Artin! Ben gideyim Artin amca. Yukarı bak biraz. Hayır dedim size ben. Anlamaz mısınız? Hayır. Ya ama baba bir dinle, dinlemeden karar veriyorsun ha. Sen ağzını açma. Benden habersiz işler severim. Bir de utanmadan konuşur. Fazla şımarttık bunlar Artur Usta. Hep anasının yüzünden. Yok devir değişmişmiş. Yok sıkmak olmazmış. Al işte. Remzi evladım. Bir dinlesen iyi olur. Belki bir diyeceği vardır. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Artur Usta. Onlara arka çıkasın diye çağırdılar seni, bilirim. Peki sen bilir misin yaptıklarını? Utanma yok bunlarda be. Doluşmuşlar çoluk çocuk o itin arabasına, gezmeye gitmişler. Zannettiler ki ben duymam, görmem. Ha, bana güçmen Remzi demişler, onlar giderken ben gelirdim. Ne yapabilirdim yani, sokmuştur kafasına bir kere. Bari bir göreyim, tanıyayım, konuşayım, neyin nesiymiş dedim. İyi halt ettim.
Tanıdığında ne oldu? Çok mu beğendin? Delikanlı adamdır işte. Ulan öldürür bu kadın insanı be. Bana soraydın ne malın gözü olduğunu söylerdim sana. Necdet malın gözü falan değil. Sana sorduk mu kız? Sen susasın kızım. Büyükler konuşurken sana laf düşmez. Recep Usta'ya sorarsın ama. Tabii ona sorarım. Sana mı soracağım? Recep Usta'ya sordum, aldım cevabımı. Recep Usta Necdet'e iftira atıyor ama. Neden iftira atsın Recep Usta? Ne alıp veremedi var o itle? Ucuza çalıştırmak için. Necdet'i de ötekiler gibi enayi zannetti. Necdet akıllı, yer mi o? Çileden çıkarma beni, kes sesini. Remzi Bey, bir de Necdet'in tarafını dinlesen. Bakalım o ne anlatacak? Recep Usta'nın dedikleri yeter bana. Delikanlıdır, gençtir, pes söylemiştir. O yaşta insanın ettiği lafı kulağı duymaz. İnsan ustasına sövmez ama yapmıştır bir cahillik. Ben o küste herife kız vermem usta. Ya baba araba alacak, tam silgidecek ya, vallahi billahi. Ya, ya. Hala konuşun, hala konuşun, patlatacağım tokadı suratına şimdi. Arabası da yayla gibidir maşallah. İşte kızın bir kısmeti çıkmış. Gel şu işe razı ol Remzi Bey. Remzi Bey. İşine geldi mi Remzi Bey? Bana bak karı. İstersen Remzi Paşa de, o hergeleye verilecek kızım yok benim. Hergele ne demek baba? Gülizar. Sen üstüne vazife olmayan laflara karışma kızım. Gir içeri hadi. Bıktım Allah be, bıktım usandım. 18'imi doldurdum. İsim miyim ben? Vazife işte. Sen de kız otur yerine. Sen de gel şu işe razı ol efendi. Bak ben gördüm. Konuştum. Sevdim çocuğu. Sen al o zaman. Ne çocuğu be? Ayı gibi herif. Ha? Niye ayı gibi olsun? Aslan gibi. Sus kız bak şimdi sus. Ay, susun be susun be, rezil oldu komşular. Aç şu radyoyu Gülizar. Aslan gibiymiş, o petine basmış. Aa. Hala konuşur, bir dinlemez beni. Mahalli saatle 15.22'de Bond'daki ticaret ateşemiz Mehmet Ali Günyüz, Ermeni örgütü Asala tarafından işlenen bir cinayete kurban gitmiştir. Müessif olay Bond Büyükelçiliğine 100 metre uzaklıkta elçilik garajının kapısı önünde cereyan etmiştir. Olaydan bir saat sonra Ajans France Press bürosuna telefon eden bir kişi Asala adına olayı üstlendiklerini bildirmiştir. Bu olayla birlikte yurt dışında öldürülen Türkiye temsilcilikleri... Anne ne olmuş? Bir Türk vurulmuş. Kim vurmuş? Ermeniler. Artın amcamlar mı? Takma kafana be Artın Usta. Biz birbirimizi biliriz. Yüzlerce sene iç içe yaşamışız. Bölecekler şimdi bizi akılları sıra. Kötü işler bunlar Remzi evladım. Sonu hayır getirmeyecek. Ben kaçayım. Armine de kötülemiştir şimdi. Her şey olacağına varır evlat. İnadın kimseye faydası yok. Takmış kafaya. Oluruna bırak. Yarın öbür gün torunun, tosunun olur. Sonra barışması zor gelir. Sen bugünden rızanı veriver. He? Hadi iyi geceler. İyi geceler Artin Usta. Teyze. Cennete uçtum. Allah günahlarını affetsin.
Yoktu da garibin bir günah. Biz de ölünce cennete mi uçacağız? İyi insan olmuşsak elbet. Hepimiz mi? Elbet. Yani ben, sen, annem, babam, hinler, cinler. Hinler, cinler de kim? Sen dedin ya, başka dinleri olan hinler, cinler. Hay Allah eğriğini versin. Hintlilerle Çinliler. Ya kötüler? Kötüler de cehenneme. Necdet abi cehenneme mi gidecek? Onu da nereden çıkardın kız? Babam onda bir kötülük var diyor. Onların nereye gideceğine Tanrı karar verir. İnsanlar değil kızım. Amca, Tanrı beni seninle aynı yere koysun, olur mu? Beraber gidelim cennete. Yani sen, ben, annem, babam, bir de Yılmaz. Hadi Remzi, dur, yürüyün çocuklar. Gelirim, ceketimi giyerim. Dur, aa, Aziz amca. Gülizarım, bu da çam sakızı çoban armağanı. Al bakalım, koy kalemlerini içine. Hadi yürüyün artık, yürüyün. Durun, durun bakalım. Bekleyesin Remzi oğlum, bir saniye bir resim çekelim. Hayır, dur, gel şöyle. Çabuk hadi. Önüme dur, saçlarını ısla. Dur, tamam. Remzi, sen yaklaş şöyle. Gülizar, sen de gül. Gül. He, tamamdır. Kayıt kapanmadan yetişsek bari. Yetişiriz be kızım, yetişiriz. Şadan, ben giderim. Sen ışıkları depoya götür. O birliği de tamir et. Nesine edeyim be usta, ölmüş o. Remzi, bu kız senin mi? Evet abla. Dikiş kursuna kayda getiririm. Adı ne bu senin kızın? Anamın adını koymuşumdur ona. Gülizar. Bir dakika. Tuncay, bir dakika. Remzi, senin kızın yüzü çok güzel. Güzeldir. Biz de taze görünmemiş bir genç yüz arıyoruz. Ne dersin, senin kızı bir deneyelim mi? Ama bu daha dünkü çocuk. Ne yani Remzi? Sanki reklam işini bilmiyoruz. 3 aylık bebeler bile çıkıyor reklama. Bu iş de zaten onun yaşına göre. Diş macunu. Yok gözünü seveyim Tuncay Bey. Ben bu setlerde çürüdüm. Sokmam kızımı bu işlere. Hadi yürü. Hani sen geçim zor diyordun? Sen kursu öğrendiği dikişle para mı kazanacak sanıyorsun? Benim hanım evde etek filan bastırır konfeksiyona. Bu da anasına yardım eder işte. Gitsin derim dikiş kursuna. Elinde bir marifeti olsun. Bir gün bakarsın gündeliğe gider. Etek metek diker karılara. Nafakasını çıkarır işte. İyi ya Remzi. Bu kız bir diş macunu reklamı yapar. Dur bakayım ne ayırmış oyuncuya. Yeni bir yüz olursa 500 bin liraya kadar marj var. Ama ben bir deneme çekeyim. Olursa şey... ne hala alırsın 500 bin lira. Ama başkadır bu iş. İş iştir. Sen ne diyorsun Remzi? Vallahi ne derim bilmem ki. Bir de kıza soralım bakalım, var mıdır gönlü? Bence dünden razı. Kız, artist oluyorsun ha? Hadi bakalım, artık biz de sebepleniriz. Meşhur ol da bizi de gör biraz. Ne artisti be, ne artisti? Reklama çıkacak o kadar. Büyütmeyin. Hem sana ne oluyor? Az mı baktım ben ona çocukken? O para kazanacak, biz de sebepleneceğiz biraz. Aynaya bakmaktan başka neye bakmışındır sen? Ona bakmışmış. Ona biri baktıysa Artin'le madamı baktı. Asıl sana ben baktım ben. Baktın mı? Oldu. Neticeye bak sen. Şimdi ikisine de ben bakarım. Aman baba, başlama sen de yine. Sen de kaşıkla verip sapını çıkarıyorsun ha. Kız artist bozması, kaldırsana şunları. Artist de olur benim kızım. Neye eksiktir artistlerden? Üstelik has güzeldir o. Hem öyle takma burun da değil. Ay takma burun değil, yapma burun anne. O takma olanlar meme meme. Terbiyesiz.
Kendi kendinize gelin güvey olmayın be. Yarın çekim provası vardır. Bakarsanız beğenmezler. Ah, olur mu hiç? Yatmadan saçlarını saracağız Gülsel. Tırnaklarını da boyarız CDF'liyle, tamam mı? Hadi be abla, bir güzel oyna da beğensinler seni. Floren. Aç şu kapaklar. Hadi lan biraz çok rol. Tamam güzel. Ne olacak gibi ya? Ben mi? Tamam güzel. Floren 2 renkli, iş yeriniz bembeyaz. Hadi canım. Sen diyorsun. Çabuk çalışın lan hadi. Gülizar kızımın şerefine içelim. Başarısı devamlı olsun. Aa, durun bakayım. Ağlıyorum ne benimki? Yo, sana öyle geldi. Remzi, çocuklar bu gece bira içerler. He? Hadi sadece bu gecelik. Gülizar'ın daha yaşı ne başı ne? Aa, koca kız oldu. Eli ekmek tuttu baksana. Tam 50 kere Floran dedim. Her iş zordur kızım. İlahi Artin amca. Şimdi herkes parasını emek vermeden kazanıyor. Aklı olanlar tabii. İki kuruş paran varsa koy faize ay başını bekle. Gülizar'ın parasını da faize verecek. Aa, dünyada olmaz. Önce bir renkli televizyon alalım. Ben kızımı şöyle rengarenk seyretmek isterim. Remzi, sonra da bir çamaşır makinesi alalım. Vallahi benim iki büklüm oldu çamaşır yıkamakta. Çamaşırları ben yıkıyorum ayol anne. Hadi benim yerime senin belin büküldü anlaşılan. Bakın başlıyor. Başlıyor. Floran 2R. Floran 2R ile dişleriniz bembeyaz. Önce koru, sonra kır. Çok güzeldi. Bakalım bundan sonra ne yapacağım? Sonası manası yok. Para faizle Gülizar dikiş kursuna. Ama baba. Aması maması yok. Para ise para kazandığı işte. Hevesini aldı. Renkli alınmadan parayı faize koydurtmam bak bilmiş olasın. Baba, bu parayla annemin istediklerini alalım. Bir daha film çevirirsem onu da faize yatırırız. Bak bu işin sonu gelmez kızım. Başka film çevirmek yok dedim, tamam mı? Remzi, evladım. Sen demedin mi bu akşam münakaşa yok diye? Biz şimdi kutlama yapıyoruz. Hadi kadehleri tazeleyelim. Hadi şerefe. Haydi iyi geceler. İyi, iyi, çok memnun oldum. İyi geceler. Güle güle Artin amca. Dur bakalım.